sayfa açacağım. Ve içlerinde türlerini, kendi türlerini temizlemek çok sever hayvan. Arkadaşlar hoş geldiniz. Güneşli bir sabah ve tavuklarım. Sabah sabah kümese geldim. Hayvanlarım çok tatlı görünüyorlar. Hava da güneşli. Kümes ortamı da idare eder. Ve bugün tüm tavuklarımı sizlerle böyle bir göstereceğim. Tavuklar hakkında sohbet edeceğiz. Konuşacağız. Kafeslerimizi göstereceğim. Şimdi videonun girişinde sizlere birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar uzun zamandır ya Facebook üzerinden de zaten sürekli mesaj geliyor bana. Videolar atıyorlar, bir şeyler gönderiyorlar. Ben uzun zamandır şeyi kesmiştim. Yani sizden gelenler bölümünü biliyorsunuz. Yıllar önce başlattık. Bayağı bir videoda attık ama sonrasında bir kesintiye yaşattırdım. Yani sizden gelen videoları paylaşmamaya başladım. Nedeni ise şuydu. Arkadaşlar çoğu kişi takipçilerimizin hepsi olmasa da çoğusu tepki gösteriyordular. Çünkü şimdi sürekli video çekiyoruz. Ve video kaliteleri, bana gönderdiğiniz video kaliteleri çok düşük oluyor bazen. Kanala yükledikten sonra da tepki alıyoruz bazı arkadaşlardan. O nedenden dolayı tekrardan sizler için, bakın sizlere kırmamak için söylüyorum. Çünkü çok fazla geliyor bu tarz videolar. Abi yükle, kardeşim kümesimi göndereyim paylaş gibisinden. Şöyle ki, paylaşırım ama sizlere bugünden itibaren söylüyorum. Bu videomdan sonraki videolar için yapmanız gereken şeylerden en önemlisi video kalitesi. Bakın şimdi zaten çoğunuzun cebinizde muhteşem telefonlar var arkadaşlar. Artık eskisi gibi değil devir. Hepinizin çok iyi bir telefonları, çok kamerası, kaliteli telefonları var. Üzülerek söylüyorum, çözünürlük kalitesi düşük ve dakikası az videolar yayınlamayacağım. 12 dakika en az. 10 ile 12 dakikalık videolarınızı bana gönderin. Videoda sohbet edin, konuşun, hayvanlarınızı anlatın, kümesinizi anlatın veyahut da farklı her türlü hayvan fark etmeksizin, yeter ki hayvan olsun videonun içerisinde, hepsini bana gönderebilirsiniz. Facebook üzerinden gönderebilirsiniz, Facebook üzerinden mesaj yoluyla sayfamız üzerinden. Ama en etkilisi nedir biliyor musunuz? Google Drive'a yükleyin videolarınızı. Orada kaliteli bir şekilde yükleme yapabilirsiniz. Sonrasında bana linkini atın, ben oradan indireyim. Linkini de yine Facebook sayfası üzerinden mesaj olarak atabilirsiniz. Veyahut da web sitemiz üzerinden harikalar.orta-diyarı.net site üzerinden iletişim bölümünden linki de gönderebilirsiniz arkadaşlar. Oradan da görürüm. Aynı zamanda o şekilde de videolarınızı indiririz. Gerekli şeylere bakarım. Kaliteye ve güzel mi? Nasıl videolarınız? O şekilde aralarını eleme yaparak videolarınızı paylaşabilirim. Buradan bunu söylemek istiyorum ki sizlerin de gönlü olsun arkadaşlar. Bu arada video çekerken telefonunuzu sakın dik tutmayın. Telefonu her zaman video çekerken yan tutun ki tam ekran video çıkabilsin. İsterseniz artık yavaştan başlayalım hayvanlarımıza bir göz atmaya. Arkadaşlar güneşli bir sabah, harika bir gün, güzel bir oksijen benim için. Hayvanlarımız şimdilik iyiler, sağlıklılar. Ördekleri çıkarma kararından sonra, ördekleri çıkardıktan sonra kümeste güzel bir toplanma oldu zaten. Hayvan sayısına gelince çoğu arkadaş şunu da yazmış, hatta tepki gösterenler olmuş. Ya bütün hayvanları çıkart diyen olmuş. Bunu zaten hiç anlayamadım. Bu mantık çok değişik bir mantık. Bu biraz saçma geldi bana. Yıllardır tavuk bakıcısı olarak bence tavuklarımız için iyi veya kötü neler olduğunu az çok biliyorum ben. O nedenden dolayı şu an kümesim sadece küçüklüğünden değil de kümesimin yetersizliğinden kaynaklanan durumlar bunlar. İşte üzerinin tamamen açık olması ve benzeri arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bütün hepsine birer çözüm bulacağız. Kafesler yapacağım dedim ya, hepsine. Ha, geldik tavuklarımızın tatlılığına. Bu güneşli günde arkadaşlar sizlerle şu hayvanlarımızı paylaşalım. Hele de misafir tavukları çok fazla var biliyorsunuz kümes ortamında. Misafirleri de bahara doğru Mart ayından itibaren artık geriye vereceğim inşallah. Çünkü bizim kümesimiz misafirhane değil. Birazcık baktık, kışı atlattık, yumurta aldık. Umarım sağlıklı bir şekilde de geri teslim edeceğim hayvanları. Diğer açıdan diğer hayvanlarımızın hepsi de şimdilik sağlıklı. Bakın kümeste tıksırma ve ishal sorunları var. Bu konuda bir şey demiyorum ama o kadar aşırı derecede bir sorun yok arkadaşlar. Yavaş yavaş düzelmeye başladı hayvanlarımız. İşte ördekleri çıkardıktan sonra bayağı bir toparladılar. Ve bizim patron
tavuklarıyla birlikte yeni kafesimizde de hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Astrolog tavuğumuz ve horozunun yumurta sezonunu bekliyorum. Şu ara sadece tedavi için içeri aldığım hayvanlarım hem tedavi oluyorlar burada hem de yumurta sürecini izliyorum. İnşallah ilerleyen vakitlerde astrolog tavuklarımızın güzel yumurtaları da elimize geçecek. Zaten güzel bir yumurta toplama videosu da gelir arkadaşlar. Güneşli bir gün ve hayvanlarımızın hepsi de harika görünüyor. Çocuklar ne haber? Fiziko'yu gördünüz mü? Bakın bu Fiziko'muz. Fiziko'yu zaten hepiniz tanıyorsunuz. Pamuk'u da tanıyorsunuz değil mi? Pamuk ötüyor şu an. Böyle var ya, avazı çıktığı kadar bağırıyor bakın. Heh. Niye? Çünkü yumurta salacak. Niye? Çünkü o sandıkta yumurta salıyor. Pamuk'a sözüm var, eğer kurt düşerse kesinlikle izin vereceğim. Yumurta koyacağız altına, civciv çıkarsın. Bu sefer civcivden almayacağım. Şşş. Uşaklar siz nerede sizler? Ha? Ha, bu poşeti burada unutmuşum. İçinde köpük var bir poşetin. Onu didiyorlar yandan yandan. Bu arada köpük videomu izlemeyen arkadaşlar için de söyleyeyim. Videonun sonuna bırakayım da gidin bakın arkadaşlar. Tavuklara köpüğün ne gibi zararları varmış. O videoda biraz bahsettim. Şşt. Çilli orazım. La bir sus ya. Pamuk. 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 Pambuk. Çanlarım ben. Vallahi çok değişik geliyor bana. Şu pamuk var ya çok edepsiz çıktı ya. Şşt. Fiziko. Çilli orazımız ve bütün tavuk familyasını, bıdığın familyasını komple bir kafese koyacağız. Ve yumurtalarını tüm cümle alemle paylaşacağım arkadaşlar. Sayfa açacağım ve isteyen tüm arkadaşlarımla sırayla postalayacağım. Sizin de kümesinizde bıdıklarınız olsun istiyorsanız sizlere muhteşem bıdıklar sunmuş olacağım inşallah. Hayırlısıyla. Bunu da burada duyursunu yapalım arkadaşlar. Aynı zamanda da tavuklarımıza devam edelim. Güneşli bir sabah ve tavuklarımızın o muazzam görüntüleri. Maşallah. Şşt. Suseks. Suseks'e benzerseniz. Suseks'e yesen ama Suseks gibisin. Bıdığın yavrularından sadece biri. Tavşanlarımızı da gösterelim. Yavru tavşanlarımız da yine güneşin keyfini çıkarıyor arkadaşlar. Güneşli bir sabahın keyfini bütün hayvanlarımız çıkartıyor. Sadece tavuklarımız değil. Çünkü bütün hayvanlarımız güneşi çok seviyorlar. Değil mi? Bir pamuk sevmiyor. Pamuk sürekli bağırıyor. Pamuk. Bak pamuk. Benim en sinir olduğum şey ne biliyor musun? Videoya başladığım zaman ötmeniz. Oğlum beçleri ben boşuna mı çıkarttım ya? Sürekli ötüyorlar diye beçleri çıkarttım. Siz başıma bela mı oldunuz ya? Tavuklar güneşli havalarda genelde dikkat ederseniz kümesin her tarafına dağılarak birbirlerini, daha doğrusu kendilerini temizlemeye başlarlar. Saatlerce süren bu temizlik sonrasında güzel bir uyku haline geçerler. Yani sakin sakin dururlar. Bu duruma fizikomuz da dahil. Fiziko ve bıdık. Bıdık da dahil. Bıdık. Bundan dolayı gün içerisinde hayvanlarınızı her bir köşede görebilirsiniz. Çünkü güneşin tadını çıkartan tavuklar aynı zamanda temizlenme sonrasında direktman gidecekleri tek bir nokta vardır. O da eşinecekleri bir toprak bulmak için arayışa girerler. Ve gidecekleri tek noktada eşinmek olurdu arkadaşlar. Bu eşinme safhasında ise tavuklar büyük ihtimalle kendilerini çok mutlu hissediyorlar. Eşinme sonrasında tekrardan temizlenme safhasına geçen tavuklarımız gün boyu bu şekilde güneşin tadını çıkarmaya devam edecektirler. Yani kümes ortamlarında bazen sorular geliyor. Diyorlar ki abicim, kardeşim neden böyle oluyor? Hayvanlarım çok kaşınıyor. Acaba hasta mıdırlar? Ne bileyim bitleri mi vardır? Her kaşınan tavuk hasta değerli tavuklar birbirlerinin tüylerini, kendi tüylerini temizlemeyi çok seven hayvanlardır. Sürekli tüylerini temizlerler. Ve bu durumda tavuğun aslında sağlığına bağlıdır. Sağlıklı bir tavuk sürekli kendini temizleyecektir. Bu durumu güzel bir şekilde gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu anki gördüğünüz gibi hayvan sürekli kendini temizlediği için güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Ve güneşlenme çabaları da bir o kadar farklı gözlemleyebilirsiniz. Gerilmeler, sağa sola yatmalar, ne bileyim güneşe doğru kanat açmalar gibi bir sürü hareketleri vardır. Yani esneme hareketleri var hayvanlarımızın. Güneşi o kadar çok seviyorlar. Bıdık için aynısını söyleyebilir miyiz? Evet, bıdık da bir o kadar seviyor. Bıdık. Bakın bakın sultanımızın keyfine diyecek yok. Bu güneşli günde kendinden geçmiş bir vaziyette yatıyor. Ay maşallah.
kel olanlarımız da var burada. Kel olan. Şu an var ya, gerçekten çok tatlı durmuyor mu? Güneşe karşı şu şekilde yatması çok hoş. Keyfi yerinde. Diğerleri de zaten yine iyi. Tatlılar. Maşallah. Arkadaşlar, bu videonun da artık sonuna geldim. Güneşli bir günün güneşli tavukları. Farklı videolarda inşallah görüşürüz. Ekranda çıkan videolardan farklı bir videoya ve hemen farklı bir bölümde çıkan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.